Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz genel cerrahi ve proktoloji uzmanı Doçent Doktor Yahya Çelik. Yahya Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Hocam bugün gerçekten halk arasında daha çok basur ve hemoroid diye bilinen makat hastalıkları vardır ama bunun da dışında bir takım hastalıklar daha var. Özellikle makat çatlakları ya da makat darlığı diye tabir ettiğimiz bir takım problemler de söz konusu olabiliyor. Makat darlığı nedir? Makat darlığının oluşmasının artıran sebepler nelerdir? Biraz bunlardan bahsedebilir misiniz? Tabii. Makat darlığı aslında toplumda sık görülmektedir. Ancak bilinirliği az olduğu için tanısında ve tedavisinde belli zorluklar oluşmaktadır. Makat darlığı, makatın açılma ve kapanma fonksiyonlarında bozulma meydana gelmesidir. Bu genellikle yetişkin hastalarda geçirilmiş bir makat ameliyatı sonrasında olur. Bu hastalar daha önce hemoroid ya da makat çatlağı gibi makat hastalıkları için ameliyat olmuş, ameliyattan sonra şikayetleri geçmemiş, artarak devam eden hastalardan oluşmaktadır. Bu hastalarda makatta ağrı, tuvalet yaparken zorlanma, bu ağrı çok ciddi olabilir. Tuvaletten sonra 5-6 saat hatta gün boyunca devam eden ağrı olabilir. Hocam genelde size hastalar hangi şikayetlerle geliyor? Yani en çok hekime başvurma sebepleri ne oluyor? Hangi noktada size kadar geliyorlar? Bize genellikle hastalar bir yerde ameliyat olmuş, hatta birkaç kere ameliyat olmuş, sorunları çözülmemiş ya da çözülememiş, şikayetleri devam eden hastalar geliyor. Bu hastalar daha önce birçok defa hekime başvurmuş, ancak doğru tanı ve doğru tedavi alamamış hastalar olmaktadır. Bu hastaların artık hekime gitme istekleri azalmakta ve kendilerini geri çekmektedir. Bu aslında sosyal olarak ve psikolojik olarak hastaları etkilemekte, tekrar tekrar tedavi konusunda denemelerini engellemektedir. Bu hastaların yakınları hastaları tekrar cesaretlendirip hekime başvurma konusunda yardımcı olmaktadır. Bu şekilde bize başvuran hastaların muayenesi yapılıyor ve makat darlığı tanısı konup tedavisi başlanmaktadır. Hocam peki şimdi mahrem bir bölge olması hasebiyle ister istemez insanlar bu tip problemler olsa bile çok kimseye bahsetmez, söylemezler. Makat darlığının tanısı neden zordur? Bu sebepten mi yoksa başka sebepleri de var mı? Makat darlığı tanısı zor, evet. Çünkü makat darlığında makatın açılma fonksiyonu bozulmuştur. Dolayısıyla tuvalete çıktığında hasta rahat açılamadığı için makat zorlamaya bağlı makatta çatlaklar oluşmaktadır. Bu çatlakları gören hasta ve hekim makat çatlağı gibi tanı koyup tedaviyi de makat çatlağı gibi yapmaktadır. Dolayısıyla makat çatlağı aslında makat darlığının sonucudur, sebep değildir. Makat çatlağı gibi tedavi edilen hastalar makat darlığı tanısı konulmakta gecikmekte ve bu da ciddi sorunlara sebep olmaktadır. Hocam hem insanlar evet çekinebiliyorlar tabii ki bunu çok etrafıyla da paylaşmaktan, gitmekten, gelmekten ama hocamızın da bahsettiği gibi çok fazla yanlış tedavi veya doğru tedaviyi bulamadıkları için de tedavilerden de kaçışıyorlar anladığımız kadarıyla. Peki sizler bu sorunu yaşayan insanlar için hangi tedavi yöntemlerini uyguluyorsunuz? Yani birazcık böyle insanlara da güven olması açısından buradan tekrardan bahsedelim hocam. Şimdi makat darlığında asıl sorun makatın açılması ve kapanması problemidir. Bu problemi çözmek için stratejiler geliştirmek gerekiyor. Makatın esnemeyen ve daralmış olan bölgesi değerlendirilir ve o esnemeyen bölge çıkartılarak esneyebilen bir deri filebiyle orası tamir edilir. Bu şekilde makatın rahat açılıp kapanması sağlandığı için hastalar rahat bir tuvalete çıkabilmekte ve ağrılarından ve sıkıntılarından kurtulmaktadır. Yani doğru tedavi yöntemi bulunduğu sürece ağrı ve sıkıntı kalmıyor. Kaçmasınlar, tedavilerine mutlaka olsunlar diyoruz değil mi hocam? Evet. Peki hocam şimdi makat darlığından bahsettik. Bir de az önceki sözlerinizden makat çatlağı, yani çünkü çatlak sebebiyle yanlış ameliyat olan ya da çatlakla darlığın karıştırıldığı bir takım hasta grupları da söz konusu. Makat çatlağı nedir? Bunun sebepleri nelerdir? Makat çatlağı bağırsağın son kısmı olan anal mukozanın yırtılmasıdır. Bu genellikle kabızlık ya da ishal durumlarında olur. Hastalar tuvaletten sonra ciddi ağrı çekerler. Bize şu şekilde ifade ediyorlar. Cam kırığı sürmüş gibi bir ağrım oluyor. Bunun yanında kanama şikayetleri olabilir, kaşıntı şikayetleri olabilir.
Çok sık görülen bir hastalık. Yaklaşık %15-20 hastada görülüyor. Her yaşta görülebilen bir hastalık bu makat çatlağı. Ancak 20-40 yaşlarında oldukça sık görülmektedir. Çok yüksek bir orandan bahsediyorsunuz aslında. 15'ler, 20'ler gerçekten çok yüksek oranlar. Çok da duyduğumuz bir hastalık da değil aslında ama peki siz bunda makat çatlağında özellikle ameliyatsız yöntemler var mı tedavisi için? Evet, makat çatlağı aslında iki sınıfa ayrılıyor. Akut ve kronik makat çatlağı olarak. Akut makat çatlağında şikayetler yeni başlamıştır. Çizik şeklinde bir çatlak vardır ve bunun iyileşmesi, ilaç tedavisi ve önerilerle mümkündür aslında. Kronik makat çatlağında ise artık tek çözüm ameliyattır. Ameliyatsız çözüm yoktur. Makat çatlağının ameliyatsız tedavisinde öncelikle kabızlığın çözülmesi gerekmektedir. Kabızlığı çözmek için hastanın bol sıvı alması gerekmekte. Yani sabah büyük bir ılık su içmesi, büyük abdestin yumuşaması açısından ciddi fayda sağlamaktadır. Aslında burada beslenmenin de düzenlenmesi gerekmekte değil mi hocam? Tedavinin tam anlamıyla sonuç verebilmesi için. Evet, ikinci kısım beslenmenin düzenlenmesi. Bol lifli ve posalı gıdalar almamız gerekiyor. Sebze, meyve, kepek miktarını artırmamız gerekiyor. Bol suyun yanında lifli gıdaların alınması büyük abdestin yumuşamasına fayda sağlamaktadır. Bunun yanında hareketli bir yaşam tarzı benimsemesini istiyoruz. Günlük bir saat civarında yürüyüş hastaların büyük abdestini daha rahat yapmasını ve makat çatlağının iyileşmesine fayda sağlamaktadır. Peki ağrılı dışkı yapma dışında kanama gibi bir takım belirtiler de olabiliyor mu? Makat çatlağında kanama şikayeti oluyor. Bu kanama kırmızı parlak renkte bir kanama oluyor. Genellikle büyük abdeste bulaşık şeklinde bir kanama oluyor. Bu hastaları tabii telaşlandırıyor. Yani makatta kanama oldu, acaba kanser mi oldum diye gelen evet. hastalar oluyor bize. Makat çatlağı kansere sebep olmuyor aslında. Bu hastalarda makat bölgesinde aynı bölgede şikayetler oluşturduğu için kanser de aynı bölgede ve kanama şikayeti oluşturuyor. Dolayısıyla makat çatlağı olan hastalarda biz ameliyat öncesi, tedavi öncesi ya da tedaviden sonra kolonoskopi yaparak acaba yukarıda başka bir hadise var mıdır, bir kötü bir durum var mıdır bunları tespit etmeye çalışıyoruz. Hocam bir de biz mesela botoksu güzelleşmek için kullanıyoruz, terlemede kullanıyoruz ya da farklı amaçlarla kullanabiliyoruz ama ameliyatsız çözümünde botoksun da yeri var mı makat çatlağında? Botoks tedavisi tıbbın birçok alanında kullanılıyor siz de biliyorsunuz. Evet. Makat çatlağı tedavisinde de aslında yer yer kullanılıyor. Bu kullanımda da diğer güzellik amaçlı kullanıldığı gibi kasa yapılarak kasın çalışmasını engelliyor. Dolayısıyla makatta bir rahatlama sağlıyor. Şimdi akut makat çatlağı hastalarında makattaki spazmı çözdüğü için hastalar aslında botoks tedavisiyle fayda görüyor. Ancak kronik makat çatlağı olan hastalarda, ameliyat gereken hastalarda botoks tedavisi işe yaramıyor. Çünkü burada başka mekanizmalar var. Açılmayan, esnemeyen bir makat, yanında güçlenmiş bir kas var. Güçlenmiş kası ne kadar çözseniz bile açılmayan bir makatı rahat açılmasını sağlamadığı için kronik makat çatlağında botoks tedavisi çok işe yaramıyor. İlaç tedavisi ile tedavi edebileceğimiz bir grubu tedavi ediyor aslında botoks tedavisi. Ama bunlar daha az invaziv olan ilaç tedavisi ile çözüldüğü için bu hastalara çok botoks tedavisini tavsiye etmiyoruz. Kronik makat çatlağı olan hastalarda da sorun çözmediği için biz aslında botoks tedavisini makat çatlağında uygulamıyoruz. Peki hocam, kronik makat çatlağında ayrı yöntemler, tabii ki akutta da ayrı yöntemler kullanıyorsunuz tabii ki. Kronik makat çatlaklarında hangi ameliyat yöntemlerini yapıyorsunuz, öneriyorsunuz? Bir de kişiler korkuyorlar, gelemiyorlar veya pes ediyorlar dediniz ya, o noktada tedavi edilmezse bu kronik makat çatlağı ne noktalara gelebilir? Kronik makat çatlağı tedavisinde dünyada ve Türkiye'de en sık kullanılan yöntem LIS dediğimiz lateral internal sfinkterotomi, yani makat kasının kesilmesidir. Bu hem dünyada hem ülkemizde en sık kullanılan yöntemdir. Ancak bu yöntemin belli sorunları, belli sıkıntıları var. Gaz kaçırma gibi ciddi problemlere yol açabiliyor yaklaşık %10 civarında ve yaklaşık %10 civarında hastada da nükslere, yani tam tedavi edemiyor. Dolayısıyla bu yöntemin güvenilirliği
tartışmaya açılmıştır. Daha başka hangi yöntemler vardır? Bu konular konuşulmaya başlanmıştır. Peki hocam, teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz genel cerrahi ve proktoloji uzmanı doçent doktor Yahya Çelik idi. Kendisine vermiş olduğu bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.